Evet, Maksat Muhabbet programıyla bir kez daha karşınızdayız. Şimdi sırada UEFA Avrupa Ligi var. UEFA Avrupa Ligi'nde de yine güzel mücadeleler var. Sırasıyla gidelim. İlk olarak CSKA Lyon. Ozan. İklim farkı. Çok düşünceli bir Ali Ece ile karşı karşıyayız. Lyon'un sıkışık fikstürü. Ya şimdi geçen sefer şu Villarreal Lyon maçında ikisi de beni ifrit ettiler. O yüzden Lyon'a hiç oynayasım yok. Evet, ne diyoruz hocam? CSKA Lyon maçına hiçbir şey diyemiyorum ben ya. İlk yarı sıfır. İlk yarı sıfır diyorsun. İlk yarı alt varsa ilk yarı alt. Öyle bir bahis varsa. Ne, biliyorum çok düşük verir ama. İlk yarı alt. Ya işte orada 1.5 alt veriyor genelde. Tamam, ilk yarı 1.5. Ya zaten 1.5 alt ilk yarı oynamak istiyorum. İlk yarı beraberlik aslında mantıklı olabilir, olabilir ya. O da olabilir. Lyon adamı uyuz eder bu sene ya. Hiç şey yani, ne beklentileri hiç karşılamıyor. Abi, abi işte sonuçta Lyon orada uyutarak beraberlikle dönse bile çok oyuncu sattılar. Yerlerini değil. Dolduramadılar. Peki Borussia Dortmund, Salzburg. Dortmund kazanır hocam. Burayı geçer. Atlanta'da zaten zorlandılar da. Zaten Salzburg'da iyi oynayanı biliyorsun. Leipzig'i alıyorlar direkt. Leipzig'de iyi oynayanlar da Bayern Münih'e gidecek büyük ihtimal. Abi evet, orada garip böyle bir kas sistemi oluştu yine yani Almanya'da. Ben 2.5 istiyorum buna. Peki. Peki Milan. Arsenal. Arsenal'a ne diyeyim ya. En son Brighton'a da yenildiler ya. Martılara. Martılar. Aho, o filmdeki martılar. Sahne ne güzeldir. Aho, güzel ya. Martılar. Kemal Sunal beyit yazıyor ya. Cikletin içinden çıkan şiiri. Martılar. Süzülen varsa o da benim. Kasap manav geçim derdi. Martının süzülmesiymiş diyor. Arsene Wenger de öyle oldu ya. Haberler çıkmaya başladı. Arsene Wenger seneye böyle işte Everton'ı çalıştıracak diye. Yani Arsenal'den gideceğine inanmadığı için hocam, insanlar bu haberler yaparak belki diyorlar. Bu defa galiba sona geldik ya. Bu defa gitti galiba değil, filmin evet, sonu. Bu defa geldik yani, o üst üste zaten City'de 3 gün içerisinde. Abi kampırı sinir yani, ya o biraz, adam artık. Adam NBA ile keyifleniyor, mutlu oluyor. Arsenal maçı izliyor. Peki burada ne diyorsun baba? İlk yarı alt. İlk yarı alt. Ya da ilk yarı berabere, ikisinden biri. Ben maçta karşılıklı gol diyeceğim ya. Arsenal'in gene de bir refleks göstereceğini düşünüyorum yani bu mücadelede. Gösterir. Göstermesi gösterecek. Gerekiyor zaten. Daha yani neler bir şey artık yapması yani. Lazım zaten. Son maçımız Marsilya Athletic Bilbao. Seversin. Sevdiğin yerden geldik. Bak. Ben biraz Ali ile baş başa bırakayım sizi. Cüzdan Marsilya. Saat konuşur herhalde. Cüzdan Marsilya. Cüzdan Marsilya. Baksın Athletic Bilbao. Hayır. Alakası yok. Yani sevdiğin hocam takımın vardır şeyi belki şeyi ya. Öyle uğurlar vardır ya. Alakası yok. Totemler. Eski San Mames'in kesilen çimlerinden gönderdiler bana. Yeni stat. İkisinde yeni stadı var ama takımı bir türlü yenileyemedi ikisi de. Valla Florian Thauvin'in formuna bakar. Thauvin isterse o gün 3-1 kazanır Marsilya. Ama çok iddialı olacağı için kısaca üst oynayın diyorum. Yani üst mantıklı gibi duruyor. Yani üst de böyle yapılan hatalardan falan olur. Yoksa hocalara kalsa iki maçta 0-0. Pardon, bir maç 1-1 öbürü 0-0 bitsin. Gol avantajıyla geçelim. Yenilmeden elenelim ya da yenilmeden eleyelim. Tabii çünkü ligdeki konumları onlar için daha önemli her iki takım için de. Öyle bir lüksleri yok şu anda. Hani ligi boş verelim, UEFA'da sonuna kadar gidip şampiyon oluruz hedefi yok ikisinin de. Daha güçlü takımlar var. Kim şampiyon sence bu sene UEFA'da? Valla Dortmund. Sen de yoksa sezon başında gaza gelip Arsenal UEFA'da şampiyon olup hayır, yok misin? Hayır. Milyoner'de oynadın mı yoksa? Yok öyle bir. İtiraf et. Yok vallahi yapmadım. Sen öyle gazlara gelirsin çünkü. Dönem dönem geliyorum. Dönem doğru dönem değil, sürekli gazda senin ayağın. Hiç böyle pedala basmıyorsun. Yani. Geçen böyle sezon açtım Liverpool'da. Yalnız uzun zamandır en böyle çalıştırılacak Liverpool'a. Lovren'i satılığa koydum. Kimse almadı arkadaş. Oyunda bile adamın alıcısı yok ya. Bu çocukta da bu var ya. Ne yapacağız onu? Akrabalık var mı Lovren'le aranızda? Yok abi aman diyeyim. Senin bazı soy ağacına baktım Allah'tan çıkmadı. Baktın değil mi ona? Soy ağacında Lovren'le akraba. Ya Lovren çıkarsa diye ne yapacağız lan programda dedi. Evet arkadaşlar. Ben de soy ağacında baktım, çok uzaktan Maradona'yla akraba çıkmıyoruz. Çıkmıyoruz. Bakmadım bile. Herkese UEFA Avrupa Ligi'nde de bol şans diliyoruz. Soy ağacına bakmayı unutmayın. Bakalım sizde bir şey çıkacak. Lasyon'un soy ağacına hiç bakmayın. Orada da çıkmaz. Yerler 90. Haydi hoşçakalın.